Evet sevgili dostlar, unuttuğumuz sırlarımızın en önemli konuların bir tanesine gelmiş bulunuyoruz. Dinlemek ve anlamak. Bunu basitçe birisini dinlediğimizde acaba anladık mı gibi bakmayalım. Çünkü burayı beraberce fark edebilirsek yaşamınızda şimdi şu anda çok önemli bir değişime adım atmış olacaksınız. Beni dinlemenizle kendinizi dinlemeniz, toplumu dinlemeniz, etrafı dinlemeniz çok farklı değil. Hiç kendinizi dinlediniz mi? Ne demek kendini dinlemek? Kendini kaptırmadan, farkında olarak dinlediniz mi? Farkında olarak dinlemek gerçekten ne demek? Gelin beraberce bunu fark edelim. Sadece 1-2 dakika içerisinde. Ama bu farkındalık tüm yaşamınızdaki zeka kıvılcımlarının artmasına, yansımasına sağlayacak. Tüm yaşamınızda önemli bir değişim sağlayabilir. Çünkü eğer dinlediğinizin farkında olmazsanız, bu sefer duyduklarınızın kölesi olabilirsiniz. Şu anda zihniniz konuşuyor mu? Bir şeyler söylüyor mu yaşamınız içerisinde? Günde binlerce defa, 80 bin defa, 100 bin defa düşünceleriniz devamlı konuşuyor değil mi? Bedeniniz konuşuyor, devamlı mesajlar gönderiyor. Bunların hemen hemen neredeyse tamamını duyuyorsunuz. Ve o duyduğunuz şeylere ne yazık ki kendimizi kaptırıyoruz. Bir düşünce geliyor, kaptırıyorsunuz, duyuyorsunuz, kaptırıyorsunuz kendinizi. Ve o anda yok olup gidiyoruz. Peki acaba o anda dinliyor muyuz? Dinlediğimizde anlıyor muyuz? Anlamanız için ne olmaması gerekir? Anlamanız için ön yargıların olmaması gerekir. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Müthiş bir farkındalık içerisinde. Şu anda zihninize bir düşünce geldiğinde onu duyabilirsiniz ve sanki bir komut almış robot gibi eyleme geçebilirsiniz. Ama bizler robot değiliz. Bizler şartlandırılmış köleler değiliz. İşte sırların sırrı burada. O şartlandırılmış kölelikten kurtulabilmeniz için kendi zihninizdeki sesler ya da dışarıdaki sesleri duyduğunuzda bir robot gibi, köle gibi, emir almış birisi gibi harekete geçmemeniz gerekir. Eğer bunu fark edebilirseniz, ki fark ettiğinizi biliyorum, işte o anda özgürlük oluşur. Peki bunu nasıl yapacağız? Sadece farkında olarak. Ne demek bu? Kendi kendinize dinlenizi dinleyin bakalım şöyle bir. Bir dinleyin zihninizi. Farkında olarak. Ne yapıyor şu anda? Ne yapıyor? Konuşuyor değil mi? Benle ilgili, sizinle ilgili, başka konularla ilgili. Hepsini duyuyorsunuz. Peki aranızda bir boşluk bırakabilir misiniz? Şimdi duyduklarınızla hemen harekete geçmeyin. Sadece farkında olun. Ona yorum katmayın. Yeni fikirler eklemeyin. Bir şekilde onları değiştirmeye çalışmayın. Sadece farkında olun. Duyun, farkında olun. Duyun, farkında olun. Dinleyin, farkında olun. Dinleyin, kaçmayın. Farkında olun. Şimdi şu anda bunu yapmanızı istiyorum. Benim sesimi duyun. Ama kendinizi kaptırmayın. Özdeşleşmeyin. Sadece duyun. Fark edin. Bakın bir şey fark edeceksiniz o anda. Bir sessizliğin içerisinde bir anlam doğmaya başlayacak. Ve anlamların anlamını görmeye başlayacaksınız. Bu ana kadar gördüğünüzü, duyduğunuzu, anladığınızı düşünüyordunuz. Fakat o anlam yanlıştı. Çünkü geçmişteki bilgilerden geliyordu. Fakat şu anda ilk defa anlamı görerek duyuyorsunuz. Anlamı görerek esasında yaşamanızı fark edeceksiniz. Sadece bu 10 saniyelik bu dinleyişi sessizce farkında olarak yapabilmenizde. Bunu gün içinde alışkanlık haline getirin. Durun şöyle bir. Sesler geliyor zihninizde. Duyuyorsunuz ama kendinizi kaptırmıyorsunuz. Özdeşleşmiyorsunuz. Aranızda bir boşluk oluşuyor. Yüksek bir enerji var oluyor. Sessizlik var seslerin olduğu yerde. Müthiş derecede. Mesela şu anda dışarıdan da sesler geliyor. Ama esasında müthiş bir sessizliğin içinden duymaya devam ediyorsunuz. Ve o anda bir şey fark edeceksiniz ki tüm her şeyden özgürsünüz. Çünkü artık köle değilsiniz. Duyduğunuz şeyler size bir komut ve emir gibi gelmeyecek. İster kendinizden, ister dışarıdan. Siz bunu biliyorsunuz. Unuttunuz, unutturuldunuz. Lütfen bu kısacık bir video içerisinde hatırlayın. Ama kapattıktan sonra normal yaşama geçip unutmayın.
yeniden unutmayın. Fark edin.